Merhaba arkadaşlar bu video içerisinde sizlerle bir diğer kuantum sayımız spin kuantum sayısından bahsedeceğiz. Ee, daha önce 3 kuantum sayısı gördük. Baş kuantum sayısı, açısal momentum ve manyetik kuantum sayısı onlar orbitalleri tanımlıyordu. Burada göreceğimiz spin kuantum sayısı ise elektronların hareketini tanımlıyor. Nedir, ne değildir, nasıl tanımlıyor? Şimdi gelin ondan bahsedelim. Spin kuantum sayısı dediğimizde öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda orbitallerden orbital sayısından bahsetmiştik ya. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunabiliyor. 2 elektron bulunabilir. Yani p tür orbitalimizde bizim 3 tane orbitalimiz vardı. Bunların her birine en fazla iki tane elektron yerleşebiliyor. Ve elektronların ya da elektronlar kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapıyorlar. Dönme hareketi yapıyorlar. Hatta bu dönme hareketine biz spin adını veriyoruz. İşte spin kuantum sayısı bu kendi eksenleri etrafındaki dönme hareketini açıklıyor. Ve elektronun ya da elektron iki spine sahip. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar saat yönünde yani bir orbitalde bulunan elektronlardan biri saat yönünde hareket ediyor, dönüyor. Diğeri saat yönünün tersinde. yönünün tersinde. İşte spin kuantum sayısı bu hareketleri açıklıyor. Spin kuantum sayısını ms ile gösteriyoruz. Ve spin kuantum sayısının alabileceği değerler artı 1 bölü 2 bu saat yönünü tanımlıyor ve eksi 1 bölü 2 olabiliyor. Şu saat yönünde dönüşünü şu ise saat yönünün tersine dönüşünü tanımlıyor. Mesela diyelim ki 2s orbitalimiz var. Burada 2 tane elektron var. Bunların bir tanesini şöyle göstereceğiz. Bu spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan yani saat yönünde dönen demektir. İkinci elektronun spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olacak. Bu da saat yönünün tersine olduğunu gösteriyor. Yani spin kuantum sayısı elektronların hareketini açıklıyor. 2 tane değer alabilir artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Her orbitalimizde iki elektron var ve bu iki elektrondan bir tanesi saat yönünde yani ms artı 1 bölü 2 ile hareket ederken diğeri eksi 1 bölü 2 ile saat yönünün tersine hareket eder diyoruz. Şimdi 4 kuantum sayısını bir araya getirelim. Mesela desek size n eşit 4, l eşit 2, ml eşit eksi 1, ms eşit artı 1 bölü 2 olan şimdi bir elektronun tanımlamış olalım. Şimdi bunlar bana neyi anlatacak? Dördüncü enerji seviyesindeki d orbitalini tanımlayacak. Yani 4 d'yi tanımladı. d orbitalinde d tür orbitalde 5 tane orbitalimiz vardı. Bunların emle değerleri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 idi. Bana hangisini söylemiş? Eksi 1 olan yani şuradaki orbitali söylemiş. Ve burada saat yönünde hareket eden şu elektronu tanımlamış olur. Artık şu üçüyle orbitalin yerini tanımlamıştık. Bu da bize o orbitaldeki elektronun hareketini tanımlamış oldu. Böylece biz atomun kuantum modeline göre elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeyi ve elektronun hareketini tanımlamış olduk. Bu videoda spin kuantum sayısını yaptık. Artık bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Bundan sonraki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere.